hücre ilk bulunduğu zaman içi jelimsi sıvıyla dolu basit bir yapıcık olarak tarif edilmiş. Bu şu anda ateizmin ve uluhiyeti inkar fikirlerinin hepsinin temelinde evrim var. Evrimciler biliyorsunuz bu hücrenin o zamanki buluşlardaki o basit yapısına dayanaraktan bu basit yapı neden evrim sürecinde milyarlarca yıl içerisinde tesadüfen oluşmasın gibi bir iddiayla aslında yola çıktılar. Dolayısıyla şimdi bu hücrenin içindeki komplekslik, işte Michael Danton'un itiraf ettiği bu muazzam hassas yapılar ve işleyiş bulunduktan sonra hala evrimi savunuyor olmak nasıl bir haldir? Nasıl bir hezeyandır? Bir Rus evrimci hem de şiddetli ateşli taraftarı olan Oparin hücrenin içindeki muazzam teknolojinin tespitinden sonra şu itirafta bulunuyor ve üzülerek maalesef diyor hücre evrimin en karanlık noktasıdır. Bu yine bir derece hakperestmiş ki bunu ilan ediyor. Bir de diğerlerine bakıyorsun maalesef hala ısrarla savunuyorlar ve hatta bu kompleksiteyi mikro şehir hükmünde işleyen, muazzam işleyen hücrenin o yapısını inkar edecek derecede. Hayır canım, neredeymiş o intizam, neredeymiş o mizan, neredeymiş o kompleksite? Bunların hepsi karma karışık işler demeye getiriyorlar. Böyle hezeyanları maalesef devam ediyor. Michael Danton'dan bahsettik. Ne diyor bu profesör? Bu kapılardan herhangi birinden içeri girersek diyor, yani hücreyi büyüttükten sonra hücrenin zarındaki o kapılardan olağanüstü bir teknoloji ve bizi şaşkınlığa düşürecek bir komplekslikle, bir karmaşıklıkla yüz yüze geliriz. İşte buna biz mucize diyoruz. Neden? Bakın profesör aczini ilan ediyor, itiraf ediyor. Yani bir profesörün aczini ilan ettiği yerde sebeplerin, yani tabiatın, tesadüfün sözü mü geçer? Nasıl onların sözü geçsin, hükmü geçsin? Yine bir başka makalede şöyle çok çarpıcı ifadeler var. Laurent Schrip ve arkadaşları bir çalışma yapmışlar, bir makale yazmışlar. Diyor ki, doğanın haberci moleküllerini geri dönüştürmede son derece etkili olduğunu gösterdik. Tabii bunlar yine oraya hemen maalesef doğa ifadesini koyuyorlar. Bir isim takıyorlar. Hücremizde, çekirdekte RNA dediğimiz bir yapı var. Bu yapı protein üretiminde çok önemli, çok gerekli. RNA başına ortalama 5000 protein molekülü üretiliyor. Ne kadar sürede? Her saniye. Her saniye her bir hücremizde 3000 ila 5000 protein yapılıyor yeni, sıfırdan. Bu verimlilik bizim için inanılmaz. Hücre içi protein üretimi çok ince şekilde ayarlanmakta. Şu ifadelere dikkat edin. Çok ince şekilde ayarlanmakta ve hassas ihtiyaçlara bağlı olarak, bakın ihtiyaca bağlı olarak, konsantrasyonları düzenlenmektedir. Bu muazzam düzenleme başka çalışmalarla da doğrulanmıştır. Evet, bakın muazzam düzenleme, muazzam bir verimlilikten bahsediyor. Çok ince şekilde bir ayarlanmaktan bahsediyor. Bu fiiller hiç failsiz olabilir mi? Bu fiiller sonsuz ilmi, sonsuz iradeyi ve kudreti ve sanatı göstermiyor mu? Bu sıfatları göstermiyor mu? Gidiyor bu sıfatları, bakın cümlesinin başında doğa dediği bir şeye veriyor. Yani o sıfatların sahibi olan zata, ki Allah-u Teala. Neden Allah-u Teala? O zat çünkü bizimle irtibata geçmiş. Evet, o ilim, irade, kudret sahibi zat, bizi yaratan, her şeyi yaratan yüce varlık insanoğluyla irtibata geçmiş. İnsanoğluna kendini tanıttırmış, elçiler göndermiş. İsmi şerifini de, yani Allah ismini de, bütün Esma-i Hüsna'sını da öğretmiş. Biz ondan dolayı diyoruz ki yapan Allah'tır, yaradan Allah'tır diyoruz. Kimileri Tanrı diyor, kimileri God diyor, kimileri başka bir şey diyor, kimileri doğa diyor. Ama yine bir isim vermek zorunda. İşte sıfatı, bu kadar muazzam, mükemmel sıfatları sen o sıfata sahip olamayacak bir şeye verirsen sana akıllı denir mi? Akıllı denmezse sana insan denir mi? Sureti insan olmak, hakiki insan olmayı netice verir mi? Bunu düşünmek lazım. Yani doğa dediğimiz şey nedir? İşte kanunlar, sebepler. Hücrenin kendisi doğanın bir parçasıdır. Proteinin kendisi doğanın bir parçasıdır. Adeta diyor ki bunlar kendi kendine oluyor diyor. Yani Mimar Sinan'ı es geç, Selimiye Camii'ne tapın. Vay be! Bunlar ne muazzam taşlarmış, ne muazzam sanatkarlarmış bu taşlar, tuğlalar ki bu camiyi yapmışlar demek gibi bir hezeyan olmuş oluyor.